Az evvel de konuştuk, uzaktan eğitim kısıtlama derken tabii başta çocuklar ve gençler olmak üzere ama hepimizin hayatı tablet, telefon başında geçer oldu. Uzaktan eğitim gören çocukların göz sağlığı da etkilendi. Miyopi ve göz kuruluğu şikayetleriyle doktorlara başvuranların sayısı çok arttı. Bakın ne yapmamız lazım? Lise 1. Kaç saat ekran başında geçiyor? 9'da başlıyor, 12-1'de bitiyor. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Bilgisayar oynuyoruz. Kaç saattir bakıyorsunuz telefonun ekranına? Uyandığımdan beri bakıyorum şu an. Saat 1'e geliyor. Evet. 10'da uyandım. 3 saat falan olmuş. Daha ne kadar bakacağız? Senaryo okuyorum. Akşama kadar bakarım herhalde. Pandemiyle birlikte tablet, televizyon, telefon kullanımımız iyice arttı. Öyle ki önce işlerimizi bilgisayarda yapıyoruz. Ardından da cep telefonlarımızı ellerimize alıyoruz ve buradan arkadaşlarımızla konuşup sosyalleşiyoruz. O da bitince bu kez televizyonlara yöneliyoruz. Peki ama bu üçlü göz sağlığımıza nasıl zarar veriyor? İki temel soruda neden oluyor. Bunlardan birincisi ve belki de en önemlisi yakından çalışmak miyopiyi indikliyor. Miyopiye zemin hazırlıyor. Miyop demek yakını iyi görür bu insanlar. Uzak görmekte sıkıntı çekerler. Kuru göze neden oluyor. Damla falan kullanıyorum hatta. Çünkü sürekli online eğitimden sürekli tablete bakmak zorunda kalıyoruz. Gözlerimiz hasar görüyor. Nasıl bir rahatsızlık oldu size? Yani kaşıntı, kızarıklık oluyor bazen. Yoruluyor gözlerimde. Göz kırpma sayımız azaldığı için göz yeteri kadar ıslanamıyor. Islanamadığı zaman sürekli gözlerde kaşıntı, yanma, batma, gözünü ovalama isteği ve hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Dostlarının yanına gidemiyorsun, arkadaşların, çevrenin yanına gidemiyorsun. Tabii otomatik olarak evde kalıyorsun, telefonla ilgileniyorsun, televizyon izliyorsun, haber, kitap, ders. Kaç saat bakıyorsunuz televizyon, telefona günde? Hadi televizyonu sadece haberleri izliyorum. Yani ondan sonrası televizyon pek ilgilenmiyorum. Telefonda ders çalışıyorum. Özellikle 0-5 yaş arası çocukların ekranlardan uzak tutulmasını öneriyor. Online çalışanlar ya da uzaktan eğitim alanlarsa aralarda mutlaka ayağa kalkmalı ve camdan dışarıya bakmalı. Teneffüslerde çocuklarımız gerçekten teneffüs yapmalı. 10 dakika teneffüsün en az bir 5 dakikasını uzaklara bakarak, pencereden uzaklara bakarak ya da gözünü kapatıp dinlendirerek, gözünü kapatıp uzakları hayal ederek gözünü dinlendirmeye çalışmalı. En azından miyopun ilerlemesini durduramasak bile yavaşlatmasını etkisi olacaktır.